konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, birinci saatimizde Birinci Dünya savaşını başlamıştık. Gizli anlaşmaları da işlemiştik. Şimdi cephelerle devam edeceğiz. Cephelerde gördüğümüz gibi Arabistan'daki Hicaz Yemen cephesi, ondan sonra Kanal cephesi, Suriye Filistin cephesi, Irak cephesi, Kaf tabi burada biraz yerler kaymış arkadaşlar. Şöyle Kafkas, Irak, Suriye, Kanal. Ve Hicaz, Yemen şuralarda arkadaşlar. Bir de tabi e, diğer taraftan Çanakkale cephesi, onun haritasını ayrı bir şekilde ele alacağız. Evet, cepheleri üç başlık halinde işleyeceğiz. Önce saldırı dediğimiz taarruz cepheleri, sonra savunma müdafaa cepheleri, bir de Osmanlı müttefiklerine yardım amacıyla sınırları dışında savaştığı yardım cepheleri diye üç başlık halinde cephelerimizi işleyeceğiz. İlk olarak saldırı cephelerinden ya da diğer bir ifadeyle taarruz cephelerinden başlayacağız. Saldırı taarruz cephelerinin ilki hangisidir? Kafkas Cephesi. Kafkas aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin açmış olduğu ilk cephedir. Osmanlı ilk olarak hangi cephede savaşmıştır? Kafkas ya yani da Kafkasya cephesinde Osmanlı ilk olarak savaştığını unutmayalım. Kafkasya cephesi demek ki Osmanlı açtı, savaştı ilk cephe. Peki Kafkasya'da kim var? Kafkasya'da tabii ki Rusya var. O zaman Kafkas cephesi kime karşı açılmıştır dese ne diyeceğiz? Rusya'ya karşı açılmış bir cephe Kafkas cephesi. Osmanlı Kafkas cephesini açarken hangi amaçları güderek bu yola koyuldu? Hangi amaçlardan yola çıktı Osmanlı Devleti? Osmanlı Kafkas cephesinde savaşa başlarken iki tane temel amacı vardır. Biri siyasi amaç, biri ekonomik amaç. Osmanlı'nın asıl hedefi siyasi amaçtı. Osmanlı ekonomide pek gözü yoktu ama Almanya Osmanlı'nın aklına bu ekonomik hedefiyle sokacaktır. Peki siyasi hedef neydi? Panturanizmi, turancılığı gerçekleştirmek. Neydi panturanizm, turancılık? Tüm Asya Türklerini birleştirmek, bunları Rus baskısından kurtarmaktı. Zaten bu cepheyi başlayan Enver Paşa Turancılığın olması için harekete geçen en önemli devlet adamlarından biriydi. Ve diğer taraftan da özellikle Almanya yönlendirmesiyle Osmanlı, Bakü, Azerbaycan petrollerini ele geçirmek için Kafkas cephesini açacak. Kafkas cephesi dedik Rusya'ya karşı açılmıştır. Kafkas cephesini açan devlet adamı, asker, komutan kimdir? Aynı zamanda bir ittihat ve terakkici olan Enver Paşa bu cepheyi açıyor. Peki ne oldu Kafkas cephesinde? 150 bin askerle... ...Sarı Kamış harekatı başlıyor. 150 bin askerle... ...kışın en şiddetli anında... ...en soğuk döneminde... ...150 bin askerle... ...Sarı Kamış harekatı başlıyor. Sarıkamış Kamış harekatı yalnız... ...maalesef Sarıkamış Kamış dönecek. Allahu Ekber dağlarında... 150 bin askerimizden 90 bini şehit olacak. Daha doğru düzgün bir kurşun bile atmadan, kimi daha düşmanı bile görmeden Allahu Ekber dağlarında şehit olacak. Peki bu kadar asker nasıl bu kadar kısa sürede şehit oldu, hayatlarını kaybetti? Birincisi kış şartlarının çok ağır olması. İkincisi hazırlıksız gidilmesi kiminin ayağında çorap bile olmadığı söyleniyor. Ve üçüncüsü, buraya getirilen askerlerin büyük bir kısmı Yemen'den getirilmiş. Artık 40 derecedeki insanı alıyorsun, eksi 40 dereceye götürüyorsun. Vücut zaten dengelenemiyor. Bu dengelemeyi sağlayamıyor ve donarak oracıkta şehit olmuşlar. Bu olumsuzluğun beraberinde bir de Ermeni Rus işbirliği gerçekleşti. Ermeni çeteleri silahlandırıldı ve Müslüman Türk askeri Müslüman askerler cephedeyken köyde yaşlılar, çoluk çocuk ve kadınlar vardı. Ermeni çeteleri silahlanıyor. Kars'ta, Erzurum'da, Muş'ta, Bitlis'te, Van'da köylere baskınlar yaparak Müslüman kadının çoluk çocuğu katletmeye başlayacak. İşte Ermenilerin bu ihanetine karşılık Osmanlı Devleti 1915'te tehcir yasasını çıkartacaktır. Tehcir. Nedir tehcir? Zorunlu göç. 1915 tehcir yasası çıkardı. Tabii biz tecir diyoruz. Ama Ermeniler ne diyor? Genosit. Soykırım iddiasında bulunuyorlar. Yani Ermeniler diyor ki bu bir göç yasası değildir. Bu bizi komple yok etmeye, kökümüzü kurutmaya bir yasaydı diyor. Tecir yasası sırasında kimi Ermeni açlıktan, kimi hastalıktan, kimi iklim şartlarından dolayı hayatını kaybetti. Ha kimisi de öldürüldü. O da var. Savaş ortamında Ermenilerin bu yaptığı ihanete karşılık öldürülen masum Ermeni yok mu? Var. Ancak Ermeniler böyle iddia ettiği gibi yok efendim bu soykırımdı. Yok efendim bir buçuk milyon Ermeni katledildi. Bunlar tabii ki yalan. Çünkü o dönemde yani tüm doğunun nüfusunu topladığımızda belki 4 milyon dolayında bir nüfus var. E bölgedeki Kürtler, Türkler bu kadar Ermeni öldürmüş ki o kadar Ermeni göç ettirmiş. O zaman hiç bunların hesabına göre bu Ermeni hesabına göre doğuda ne Kürt var ne Türk var. Yani bölgede neredeyse Müslüman yok. Komple Ermeniydi bu hesaba göre. İşte Ermeniler diyor ki bu Oy yıkarım diye. Sürekli bu iddiayı gündeme getiriyor. Bugün zaten Türk-Ermeni ilişkine çıkmaza sokan olay budur. Tecil yasasıyla Ermeni'ne nereye göç ettirildi? Çukurova'ya, Suriye ve Lübnan'ın Akdeniz kıyılarına. Bazen soruyorlar. Bu bilgiyi veriyor. Sonra yorum kısmında diyor ki Ermeniler sınır dışına göç ettirildi. Yanlış. Ermeniler sınır dışına, ülke dışına çıkarılmıyor. Yine ülke içinde yerleri değiştiriyor. Çünkü o dönemde Lübnan, Suriye Osmanlı toprağıydı. idi. Ha, eğer Osmanlı soykırım gibi derdi olsaydı, ben kendi fikrimi söylüyorum. Yani Ermeniler direkt komple ülkeden çıkartıldı. Ama ülke içinde bunların yerini değiştiriyor. Demek ki tecir yasasıyla Ermeniler doğudan Çukurova'ya, Lübnan ve Suriye'nin Akdeniz kıyılarına göçer. Bakın Lübnan. Mesela Ermeni terör örgütü kurulacak. 1980'li yıllarda Asala. Asala'nın kuruluşu yeri şey Lübnan'dır. Hani orada Çağdaş Türk ve Dünya anlatırken Asala'nın merkezi Lübnan dediğimizde Beyrut dediğimiz öğrenciler ne alaka diyor hocam. İşte ta çok eskiye dayanıyor Ermenilerin Lübnan'daki tarihi. Tabi bu olumsuzluklar yani Sarıkamış faciası arkasından Ermenilerin ihaneti Osmanlı'ya pahalıya mal oldu. Trabzon, Erzurum, Erzincan, Muş ve Bitlis kaybedildi. Trabzon, Erzurum, Erzincan, Muş Bitlis kaybedildi. E daha önce daha önce 1878'de Kars, Ardahan ve Batum da kaybedilmişti. E şimdi Kars, Ardahan, Batum gitti. Trabzon, Erzurum, Erzincan, Muş Bitlis gitti. E Van'ın kapılarına dayanmışlar. Diyarbakır'ın kapılarına dayanmışlar. Neredeyse bölge komple elden çıkacak durumdaydı. Ve bu ortamda 1916'da Mustafa Kemal Kafkas cephesine giderek Muş'u Bitlis'i geri aldı. Demek ki Muş ve Bitlis Mustafa Kemal tarafından 1916 yılında geri aldı. Peki Mustafa Kemal nereden Muş ve Bitlis'e gidiyor? Onu da bilelim. Çanakkale'den. Şimdi belki diyorsunuz ki hocam, siz dediniz ki ilk açıdan cephe Kafkas. Mustafa Kemal nasıl Çanakkale'den burayı? Doğrudur. İlk açılan cephe Osmanlı Savaşı cephe Kafkas'tır. Ama Kafkas açılır açılmaz bu arada Çanakkale'yi açıyor. Yani iki cephe aynı anda devam ediyor. Ama Çanakkale de erken kapanıyor. Çanakkale kapanınca Mustafa Kemal de Çanakkale'deki başarılarından dolayı Kafkas'a gönderilir. Orada Muş'u ve Bitlis'i geri alıyor. Daha sonra Kafkas cephesinde asıl kaderi değiştiren olay gerçekleşiyor. 1917 Bolşevik ihtilali. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi bunu anlatacağız zaten. Nasıl gerçekleşti, aşamaları neydi? Hepsini anlatacağız. 1917 Bolşevik İhtilali ya da Ekim Devrimi ile Çarlık Rusya yıkıldı, yerine Sovyet Rusya geldi. Ve yerine kurulan Sovyet Rusya 3 Mart 1918'de Brest-Litovski anlaşmasını imzaladı. Brest-Litovski anlaşmasıyla Rusya savaştan çekildi. Çekildiği gibi Osmanlı topraklarını da geri verdi. Trabzon, Erzurum, Erzincan. Muş'u bitti zaten Mustafa Kemal almıştı. Trabzon, Erzurum, Erzincan artı Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u da Osmanlı'ya geri verdi. Yani Osmanlı sadece Kafkas'ta kaybettiği toprakları değil. Aynı zamanda 1878'de kaybettiği Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u da geri aldı. Ha, o zaman şunu diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin Savaşı kaybetmesine rağmen toprak kazandığı cephe hangisidir diye bir soru gelirse ne diyeceğiz? Kafkas Cephesi. Önemli. Osmanlı'nın savaşı kaybetmesine rağmen toprak kazandığı cephe hangisidir? Kafkas Cephesidir. Peki toprak kazanmasının sebebi nedir? Rusya'daki rejimin değişmesi. O zaman şu soruya da dikkat. Birinci Dünya Savaşı devam ederken aşağıdaki ülkenin hangisinde rejim değişikliği olmuştu diye bir soru gelse ne diyeceğiz? Rusya diyeceğiz. Ve bir şey daha. Kafkasya cephesi sırasında hangi fikir akımı iflas etmiştir? Turancılık. Turan ideali geçersiz oldu. Çünkü Kafkasya'ya ulaşıp Turan ideali gerçekleştirmeye çalışacak ama bu hayaller suya düşecektir. Kafkas Cephesi bu şekilde. Kafkasya bu şekilde. Kafkasya'dan sonraki saldırı cephesi Kanal Cephesi. Hangi kanal bu? Tabii ki Süveyş Kanalı. Almanya'nın isteğiyle açılan cephe. Önce unutmayalım. Bazen sorularda gelir. Almanya'nın isteği üzerine Osmanlı açmış olduğu taarruz cephesi aşağıdakilerden hangisidir dediğinde ne diyeceğiz? Kanal cephesi diyeceğiz. Alman isteği açıldı. Peki Osmanlı neden bu cephe açtı? Süveyş kanalını ve Mısır'ı ele geçirmek. Saldırı ve taarruzun amacı neydi zaten? Toprak almak. Osmanlı Kafkasya'da Orta Asya'yı ele geçirmeye çalışıyor. Kanal cephesinde ise Mısır'ı Süveyş Kanalı'na ele geçirmeye çalıştı. Kimin elindeydi burası? İngilizlerin elindeydi. 1882 yılında İngilizler Mısır'ı işgal etmişti. Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı Mısır'ını ele geçirmek ve bu arada İngiltere'nin sömürge yollarını, İngiltere'nin can damarını kesmek için kanalda hazırlıklara başladı. Kanalda Osmanlı ordunun başında kim var? Cemal Paşa var. Cemal Paşa öncülüğündeki Osmanlı orduları iki kez saldırı girişiminde bulunacak. İki kez saldırı girişiminde bulunacak. Ve bu arada Halife Mehmet Reşat da kutsal cihad ilan etmiş. Ancak Almanya'nın vaat ettiği yardımları yapamaması, ulaştıramaması ve diğer taraftan da Arapların İngilizlerle işbirliği yapması neticesinde Osmanlı ağır bir yenilgi aldı kanalda. Osmanlı devleti kanalda yenilince İslamcılığın ümmetin etkisini kaybettiğini söylüyoruz. Halifenin Müslümanlar üzerindeki birleştirici etkisini kaybettiğini söylüyoruz. İslamcılık geçersiz olmuştur. Milliyetçilik ise önem kazanmıştır. Çünkü Araplar Mekmahon'da kendilerine vaat edilen devlet fikrinden yola çıkarak İngilizlerle işbirliği yapmış ve Osmanlı'ya büyük bir darbe Bulmuşlardır. Demek ki Kanal Alman İhsili açıldı. Osmanlı burada ne oldu? Yenildi diyoruz. İki tane saldırı cephesi Kanal ve Kafkas. İkisinde de Osmanlı yenildi. Saldırı cepheleri bakın. İki tane saldırı vardır. İki tane saldırı cephesi neyle başlar? K harfiyle başlar. Kafkas, Kanal. Bu şekilde aklımızda bulunsun. Sonra savunma cepheleri diyoruz. Çanakkale, Irak, Basra, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin cepheleri. Dört tane savunma cephesi. İlk olarak Çanakkale'den başlıyoruz. Evet Çanakkale'ye şöyle baktığımızda evet Çanakkale Boğazı şu haritada büyütülmüş şekliyle çıkartmalar buradan yapılacak. İtidaflar buradan Çanakkale Boğazı'nı aşıp oradan İstanbul'a oradan da Rusya'ya ulaşmayı hedefliyorlardı. Ancak boğazın derinliklerine gömülüp gidecektir itilaf gemileri. Peki, Çanakkale için ne diyoruz? Çanakkale için önce diyoruz ki vatan savunması şeklinde geçen cephe. Sorularda gelirse, vatan savunması şeklinde geçen cephe Aşağıdakilerden hangisidir? Çanakkale. Ha, diğerleri vatan değil mi? Vatan ama... Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde olan tek cephe hangisiydi? Çanakkale. Diğerleri Anadolu dışında olan ee cephelerdi. Çanakkale vatan olmaz. Çanakkale kim açtı? İtilaflar. Bakın Kafkası kanalı kim açtı? Osmanlı. Çanakkale kim açtı? İtilaflar. O zaman Kafkas kanal Osmanlı, Osmanlı için, Osmanlı için taarruz, itilaflar için savunma. Bunlar ise Çanakkale, olarak Basra, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen İtilaflı için taarruz Osmanlı için savunma cepheleri. Peki itilafa neden saldırdı? İstanbul'u boğaza ele geçireceğiz. Osmanlı'yı savaşın dışına atacağız. Osmanlı'yı savaşın dışına attığımızda savaşı kısa sürede bitireceğiz. Zaten baştan beri Osmanlı'nın bu savaşa girmesini istemiyorlardı. Osmanlı girerse iş uzayacak diyorlardı itilaflar. E şimdi girdi Osmanlı. Ne yapalım o zaman? Savaşın dışına atalım ki savaş bir an önce bitsin. Boğazlardan Rusya'ya yardım ulaştırmak. İngiltere, Fransa neden bu kadar Rusya'ya ulaşmaya çalışıyor? Çok mu seviyorlar Rusya, İngiltere, Fransa? Hayır. Çünkü İngiltere, Fransa biliyor ki Rusya çekilirse yükleri artacak, işleri zorlaşacak. Onun için bir şekilde yardım götürüp Rusya'nın savaşı devam etmesi lazım. Balkanlarda yeni cepheler açarak Balkan devletlerini yanlarına çekmeye çalışıyor. O dönemde Balkan devletinin çoğu tarafsızdı. Eğer Çanakkale'yi kazanırsak direkt Balkanlara Trakya komşu olacağız ve Balkan devleti de yanımızda savaşacak. Balkan devleti yanımızda savaştığı zaman orada Almanya'yı ve Avusturya'yı sıkıştıracağız diye hesaplıyorlardı. E, o dönemde İngiltere ve Fransa ve bir de sömürge yolları üzerindeki Osmanlı baskısına son vermek. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Osmanlı damat döneminde değil mi? Hasan değil mi? Evet. Ama hani ölüsü bile korkutur diyor ya. Aynen o hesap. Osman kadar hasta adam olsa da Osman'ın varlığı itilaflar için bir engeldi. Bir şekilde o yolun açılması lazım. Ve bu amaçlarla itilaf devletleri Çanakkale'ye çıkarma yaptılar. Çanakkale'ye gelen itilaflar önce sadece denizden geldiler. Dediler ki biz kolaylıkla denizden Çanakkale'yi geçeriz. Hatta dönemin İngiliz Savaş Bakanı Churchill, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Başbakanı da olacaktır Churchill. Diyecek ki gemilerimizin bayrakları boğazda görüldüğü anda Türkler bir tarafa kaçışacak. Bu şekilde kolayca geçeceklerine inanıyorlar. Ancak gelen itiraf gemileri bir şeyi hesaba katmamışlardı. Bir, Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınları hesaplayamamışlardı. İki, Seyid Onbaşı'nın o iman gücüyle kaldırıp ateşleyip ve daha sonra da gidip büyük geminin bacasından girip donanmayı batırmasını hesaplayamamışlar. Ve diğer taraftan da Anadolu insanlığın vatan topraklarının canları uğruna koruyacağını hesaplayamamışlar. Gelen itilaf gemileri 18 Mart 1915'te büyük bir hezimet yaşadı ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kazandı. İtilaflar Boğaz'dan Çanakkale'yi geçemediler. Boğaz'dan Çanakkale'yi geçemeyen itilaflar bu sefer karadan çıkartma için hazırlıklara başladılar. Ve 25 Nisan 1915'te Çanakkale Kara Savaşları başlayacaktı. Kara savaşlarına özellikle sömürge askerlerini getirecektir. İrlanda'dan getirilen Hindistan'dan getirilen Avustralya'dan getirilen diğer taraftan Yeni Zelanda'dan getirilen bizim ANZAC dediğimiz asker. Avustralya Yeni Zelanda için ANZAC askerleri diyoruz. Hintli Müslümanları nasıl getirmiş İngilizler Çanakkale'ye? Çok alçakça bir yalanla ...gitiriyorlar Hintli Müslümanları Çanakkale'ye. Hintli Müslüman diyor ki biz Çanakkale'ye halifeyi korumaya gidiyoruz. Ama Çanakkale'ye gelen karşı tarafta tekbir seslerini, ezan seslerini duyan Hintli Müslümanlar Osmanlı tarafına geçecektir. Ve 25 Nisan'da başlayan kara Savaşları da itidafların büyük bir hezimetiyle sonuçlanacak ve itilaflar Çanakkale'den çekilecek. Çanakkale geçilmez oldu. Önce denizde sonra karada savaş, zafer kazanıldı. 18 Mart her sene zafer diye kutlarız. 25 Nisan Anzakların anma günü olarak kutlanır. Ve her sene Anzaklar, Avustralyalı, Yeni Zelandalılar binlerce kilometre öteden Çanakkale'ye gelip Anza Koyu denilen yerde atalarını anıyorlar. Tarihlerine sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yenilgi olmasına rağmen. Yenilgi olmasına rağmen binlerce kilometre öteden gelip Çanakkale'de atalarını anıyor. Tabii burada bu tarihe sıkı sıkı sarılmanın bir nedeni daha vardır. Avustralya'nın ve Yeni Zelanda'nın ciddi bir tarihi yoktur. En önemli tarihi olayları budur. Çanakkale'ye gelmişler, yenilmişler ve gitmişler. Düşünsenize Avustralya'da, Yeni Zelanda'da yaşıyorsunuz. Tarih dersi başlıyor. Çanakkale'ye gittik yenildik. Dağlarından bitti falan gibisinden. Evet adamların bu kadar sahip çıkmasının bir sebebi de çok fazla geniş bir tarihleri yok. Evet Çanakkale geçilemedi. Peki Çanakkale'nin sonuçlarına bakalım. Evet Çanakkale'nin sonuçları. İtilaflar önce denizde sonra karada yenildi. Boğazlar geçilemedi. Şimdi ittifakların az önce savaşma sebeplerini bir hatırlayalım. Sonuçlar hep tam ters. Boğazı geçmeye çalıştılar, geçemediler. Osmanlı savaşın dışına atıp savaşı kısa sürede bitirmeye çalıştılar, olmadı. Savaşın süresi ne oldu? Uzadı. Bak tersi oldu. Savaşı kısa sürede bitirmek için geldiler, ama Osmanlı kazanıcı savaşın süresi ne oldu? Uzadı. Zaten biz başta demiştik ki Osmanlı savaşa girmesi savaşın süresini yapmıştır? Uzatmıştır. Peki hangi olay savaşın süresini uzatmıştır? Osmanlı Çanakkale cephesini kazanması Birinci Dünya Savaşı'nın süresini uzatan olaydır. Yaklaşık iki buçuk yıl uzadığı söyleniyor. Diğer bir amaçları neydi? Balkanlardaki devletleri yanlarına çekmeyi düşünüyordu. İttifaklar Tam tersi oldu. Balkan devletlerinden olan Bulgaristan ittifaklara katıldı. Amaç yanlara çekmek tam tersi oldu. Bulgaristan ittifaklara katıldı. Peki Bulgaristan'ın ittifaklara katılması ittifaklar için neden önemli? Sırf stratejik açıdan çok önemlidir. Jeopolitik olma açıdan çok önemli. Bulgaristan askeri bir gücü yoktur. Ekonomik gücü yoktur. Ama bulunduğu coğrafya itibariyle İttifak devletleri arasındaki köprüyü kuran, ittifak devletleri arasındaki kara bağlantısını kuran devlet kimdir diyecek? Ne diyeceğiz? Bulgaristan. Nasıl peki? Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı. Şimdi Alman, Osmanlı burada, Almanya burada. Almanya'nın Osmanlı'ya ulaşmaya çalıştığını düşünün arıyor diyelim. Cep, cep telefonu Osmanlı arıyor. Osmanlı ile konuşuyor. Avusturya sınırına geliyor sınır yok. Macaristan sınırına geliyor sınır, sorun yok. Konuşuyor hala. Tam Bulgaristan sınırına geliyor. Aradığınız kişiye ulaşılmıyor. Şebeke yok. Bağlantı yok. Çünkü Bulgaristan neydi? Tarafsızdı. İşte Bulgaristan ittifaklara katılınca artık Vatula birbirlerine ulaşabildiler. Demek ki ittifaklar kara sağlayan devlet kimdir deyince ne diyeceğiz? Bulgaristan diyeceğiz. İttifakların kara bağlantısını sağlayan devlet hangisidir deyince ne diyeceğiz? Bulgaristan diyeceğiz. Bu açıdan çok önemli ve Bulgaristan ittifaklara en son katılan devlet olduğunu da söyleyelim. Rusya'ya yardım ulaşmadığı için Bolşevik ihtilaline zemin hazırladı. Çanakkale Bolşevik'ten doğrudan bir sebebi değildir. Dolaylı bir sebeptir. Şöyle düşünülüyor. Diyor ki eğer Çanakkale geçilseydi Rusya'ya yardım gidecekti. Rusya'ya yardım gidilse isyan bastırılacak ve Bolşevikler'de olmayacak diye bir hesap yapılıyor. Doğrudan bir sonuç değildir ama dolaylı bir sonuçtur. Çanakkale 1915'te geçilmediği için Rusya'ya yardım gitmediği için 2 yıl sonra, bakın 2 yıl sonra direkt olmuyor. 2 yıl sonra 1917'de Bolşevikler'in yaşaması zemin hazırlayacaktır. Ve Mustafa Kemal'in askeri başarıları Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri haline getirecektir. Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan hem Anadolu'da hem dünyada tanınmasını sağlayan en önemli olay hangisidir? Çanakkale. Ha daha önce başarısı yok mu? Var. Trabluskarp ilk askeri zafer ediyor. Sömürgec'de karşı ilk başarısı. Ama Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan, onu Kurtuluş Savaşı'nın lideri yapan olay hangisidir? Çanakkale'deki Başarıları, Çanakkale'deki zaferleri Mustafa Kemal Mustafa Kemal yapmıştır. Yine Çanakkale'nin kazanılması Kurtuluş Savaşı ruhunu ortaya çıkartacaktır. Eğer Çanakkale kazanılmasaydı Kurtuluş Savaşı ruhu da olmayacaktı büyük ihtimal. Çünkü Kurtuluş Savaşında mücadele başlayan Anadolu halkı neyi biliyor? Çanakkale'de yedi düvele karşı zaferi biliyor. Diyor ki Çanakkale'de yedi düvele karşı kazanmışsak yine kazanırız. Bir şey daha. Çanakkale'nin kazanılması aynı zamanda evrensel bir özellik taşır. Çanakkale'nin evrensel sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelirse diyeceğiz ki sömürge milletlerine örnek olmuştur. Nasıl Anadolu insanı bunu örnek almışsa Çanakkale'yi Sömürge milletleri, ezilen milletler de Çanakkale'ye örnek almıştır. Ezilen milletler demiş ki Çanakkale'de Anadolu insanı bu başarıyı kazanmışsa, sömürgeciler yenmişse biz de kazanabiliriz. Yani sömürge milletleri için de bir ilham kaynağı olmuştur Çanakkale Zaferi. Bunlardan sonra Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarılarını da verelim. Evet Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarı. Anafartalar kahramanı olarak bilinir. Anafartalar. Ve Anafartada söylemiş olduğu bir söz var. Biz diyor burada bir Darul Fünun gömdük. Biz burada bir Darul Fünun gömdük sözünü söylediği yer neresidir? Anafartalar. Darülfünün gömdük derken neyden bahsediyor? Birçok öğrenci burada şehit oluyor. Bir ülkenin aydın nesli burada şehit, şehit, oluyor. Bundan dolayı Mustafa Kemal diyor ki biz burada bir darufunun gömdük. John Bayır'ın arı burnu. Arı burnu ne diyor? O tarihi söz. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Sözü nerede söylenmiştir? Çanakkale'de. Çanakkale neresinde söylenmiştir? burnu. Çok tartışılan bir bilgi. Bazı kaynaklar hala ısrarla John Bayırı diyor buna. Değil. Arı burnu. 2015 Ağustos baskısı Milli Eğitim'in 11. sınıfın inkılap tarih kitabı açıkça vermiş. Arı burnu muharebelerinde ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum sözünü söylemiştir. Bir şey daha yine çıkmış sınav sorusu. Daha önce öğretmenlerin girdiği Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi sınavlarına seçme sınavında öğretmenlere bu soru sormuş. Mustafa Kemal "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum." sözünü nerede söylemiştir Çanakkale. Çanakkale neresinde? Ara burada. Kireçtepe, Alçıtepe ve Seddülbahir Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarıları. 1915 yılıdır bunlar. 1915'teki bu başarılarından sonra Mustafa Kemal nereye gönderilecekti? Kafkasa gitmiş, orada Muş'u ve Bitlisi kurtaracaktır. Çanakkale'den sonra Irak Basra cephesi diyoruz. Evet, Irak Basra. İtilaflar neden Irak Basra'ya geldiler? Irak deyince aklımıza ne gelecek? Bir kere petrol. Direkt petrol gelecek. İşte itilaflar. Abadan, Musul, Bağdat bölgesini ve buradaki petrol bölgeni ele geçirip korumak. Rusya'ya karadan yardım ulaştırmak. Denizden olmadı Çanakkale. Bu sefer karadan gidelim. İtilaflar bakın. İtilaflar. Rusya'ya ulaşmak için yani İngiltere, Fransa, Rusya ulaşmak için Baltık yolunu denemişler. Olmadı. Baltık. Sonra Çanakkale'yi denedi, olmadı. Bu ikisi denizden. Sonra da Karadan, Irak, oradan İran, oradan Kafkaslar üzerinden Rusya'ya ulaşmayı hedefliyor. Neden bu kadar önemli Rusya'ya ulaşmak? Rusya savaşı devam etsin diye. Ve üçüncüsü, Osmanlı'nın Hindistan Müslümanlarıyla bağlantı kurmasını önlemek. Şimdi bu İngiltere için hayati bir önem arz ediyordu. Osmanlı Hindistan'a ulaşırsa, Hindistan Müslümanlarına iyi propaganda yaparsa bunu İngilizlere karşı ayaklandırabilirdi. İşte bunu bilen İngilizler Osmanlı burayla bağlantısını kesmek amacıyla <laughs> Irak Basra cephesini açtı. Irak Basra cephesinin başlangıcında Osmanlı Selmanı Pak ve Kutül Amere'de İngilizleri yendi. Yenmekle kalmıyor. İngiliz Generali ile birlikte 13 bin İngiliz askeri de esir alınıyor. Kutul Amere bölgesinde. Kutul Amere kahramanı kimdir peki? Halil Paşa. Burada yine bir kavram kargaşası olabilir. Kutul Amere kahramanı Halil Paşa'dır. Çağzım Karabekir değildir. Ve Halil Paşa zaten buradaki başarısından dolayı sonra da Kut soy ismini alacaktır. Halil Kut Paşa diye geçecektir. Anıları vardır, kitabı vardır. Timaş Yayınlarından çıkan Kutul Amerre kahramanı Halil Paşa'nın anıları diye kitabı da vardır arkadaşlar. Unutmayalım. Kutul Amerre kahramanı Halil Kut Paşa'dır. Evet İngilizleri yeniyor. 13 bin İngiliz askerini esir alıyor. Ama Osmanlı'nın savaşta gücü kalmıyor. Savaşacak gücü kalmayınca en son Bağdat'a kadar çekildi. Yenildi. Bu yenilgi de tabi yine Arapların rolünün olduğunu unutmayalım. Araplar yine İngilizlerle işbirliği içerisinde olacak. Demek ki soru gelirse, Osmanlı'nın galip olmasına rağmen sonradan kaybettiği cephe hangisidir? Irak-Masra cephesi. <laughs> hicaz Yemen. Hicaz neresiydi? Hicaz kutsal topraklar. Evet, kutsal topraklar Hicaz. Kutsal topraklar kimlerindeydi? <laughs> o dönemde Arap'ın elindeydi. Şerif Hüseyin'in elindeydi. Ama Şerif Hüseyin Mekmah'onda Arap İngilizlerle anlaşmış. Bağımsız bir Arap devleti kurulacak diye anlaşmış. Ve neticede Osmanlı Kutsal toprakları Hicaz'ı, Mekke'yi, Medine'yi korumak için Hicaz'da savaşacak. Ancak Hicaz'da Osmanlı İngiliz Arap ittifakına karşı kaybetti. Araplar yine ihanet etti. Burada tabi bazen şu kötü cümle kullanılıyor. İşte e, Araplar bilmem çok kötü kelimeler kullanır. Burada biraz Arap halklarının tenzih edelim. Bu ittifak planı Araplı yöneticilerin yaptığı bir plan. Yani Çanakkale'ye gelip savaşan, şehit olan bir sürü Arap var. Bunu da bilelim. Kurtuluş Savaşı'na geri bir sürü savaşan şehit olan Arap vardır. Böyle tüm e, işte Araplar haindir, alçaktır, bizi sırtımıza vurla değil de o dönemin Arap yöneticileri doğrudur. Bu ihaneti yapmışlar ama tüm Arap halkına bunu fatura etmeyelim. Bundan kaçınalım arkadaşlar. Evet Osmanlı Arap İngiliz istifana karşı kaybetti. Uyarı diyoruz. Irak Basra'da, Hicaz Yemen'de, Suriye Filistin'de ve Kanal cephelerinde İngiliz Arap işbirliği gerçekleşmiştir. Ve bu neyin iflasıdır? Ümmetçiliğin. Neyin önem kazanmasıdır? Milliyetçiliğin. Kimin gücünü ortadan kaldıracak? Halifenin. Hangi politikayı, hangi çağrıyı geçersiz kılacak? Cihat çağrısını geçersiz kılacağını unutmayalım. Ve son cephe savunma cephelerinden en son cephe Suriye Filistin cephesi. Suriye Filistin cephesine baktığımızda kanalın devamı niteliğinde olan cephedir. Demek ki kanalın devamı niteliğinde olan cephe hangisidir deyince ne diyeceğiz? Suriye Filistin diyeceğiz. Peki itilaflar ne yapıyor? Ne hedefliyor burada? Kanalda Osmanlı yenen itilaflar karşı bir saldırıyla Osmanlı'yı komple Arap topraklarından atmak için Suriye Filistin cephesini açtılar. Osmanlı adına Osmanlı savunmasını 7. ordu veya yıldırım orduları yapacaktır. Başında kim var? Mustafa Kemal. 1915 Çanakkale, 1916 Kafkas, 1917-18 Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal. Suriye'de Mustafa Kemal hangi savunmayı yapacak? Halep savunması. Hangi orduların komutanını bir kez daha söyleyelim? Yıldırım ordularının. Veya 7. Ordu. Suriye'nin Mustafa Kemal hayatı önemli bir yeri vardır. Suriye Mustafa Kemal'in ilk görevi yeri Şam. Unutmayalım. Mustafa Kemal'in ilk görevi yeri Şam'dır. Artı Mustafa Kemal Suriye'de, Şam'da aynı zamanda daha önce Vatan ve Hürriyet diye bir cemiyet kurduğunu da unutmayalım. Mustafa Kemal'in ilk görevi Suriye Şam. Artı Mustafa Kemal'in Suriye'de kurduğu cemiyet hangisidir? Vatan ve hürriyet cemiyeti. Bu da çok önemli. Soru da sınavda çıkabilir. Mustafa Kemal Halep savunmasını yapacak ama o arada 30 Ekim 1918'de Mondros imzalanacak. Mondros imzalanacak mecburen ordular dağıtılacak ve Suriye Filistin cephesi de kapanacak. Mustafa Kemal de bu cephenin kapanmasına nereye gelecek? İstanbul'a gelecek. Demek ki kapanan son cephe hangisidir? Suriye Filistin cephesi. Açılan ilk cephe hangisidir? Kafkas. Osmanlı'nın kazandığı tek cephe hangisidir? Çanakkale. Savaşın süresini uzatan cephe hangisidir? Çanakkale. Aynı zamanda Turancılı iflas ettiren cephe Kafkas. Osmanlı'nın galip olmasına rağmen sonradan kaybettiği cephe Irak-Basra cephesi. Ve şunu da verelim. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler. Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarılar. Mustafa Kemal Çanakkale'de Anafarta, Congbayı, Arabunu, Kireçtepe, Seddülbahir. Bahir. Kafkas'ta Muş ve Bitlis, Suriye'de Halep olmasını yapmış. Bazen kronoloji çıkar karşımıza. Bu üç cephenin kronoloji sorabilir. Bu üç cephenin kronoloji sorarsa ne yapacağız? Alfabetik sıralamaya koyacağız. Önce Ç gelir, sonra K gelir, sonra S gelir. Alfabetik sıralamaya koyduğumuzda Kronoloji de ortaya çıkıyor. 1915, 1916, 1917, 1918. Bu şekilde kronolojiye dikkat. Ya da şu soru gelir mesela. Buradan dört tane verir. Mesela bu Çanakkale dört yeri verir. Bir de araya Derne ve Tobruk'u sıkıştırır. Hangisi Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarılarından biri değildir? Derne-Tobruk ne zamandı? Hemen hatırlayalım. Trabluskaf'taki başarısıydı. Aklımızda bulunsun. Bu şekilde savunma cephelerini bitirdik. Ve en son ne diyoruz? Yardım cepheleri. Evet. Yardım cepheleri. Yardım cepheleri Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında müttefiklerine yardım amacıyla savaştı cephelerdir. Galiç ya Roman ya Makedon ya. Bunlar ne cepheleridir? Yardım cepheleridir. Bak yayla bilir değil mi? Galicia... Romanya, Makedonya. Bunlar ne cepheleridir? Yardım cepheleridir. Ama dikkat. Şimdi sonu yayla bitiyor. O zaman bu da yardım cephesidir diye kalkıp Kafkasya'da yardımdır derseniz o zaman Birileri size yapma ya diyebilir. Onun için dikkat. Kafkasya zaten de K harfiyle başlayanlar neydi? K harfiyle başlayanlar taarruz cephesiydi. Bu üçü de yardım cephesi. Peki savaşı bitiren devlet kim? Savaşı bitiren devlet ABD. ABD'nin savaşa katılması ve savaşın bitmesi. ABD nereden çıktı diyeceksiniz. Evet ABD önceleri Fransız kolonisiydi. 13 tane Amerikan şehri, Amerikan kolonisi vardı. Ve bu koloniler önceleri kimin elindeydi? Fransa'nın elindeydi. Sonra 1756-1763 7 yıl savaşları sonucunda yapılan 1763 Paris Anlaşması ile 13 koloni İngiltere'nin eline geçecektir. İngiltere dedi ki ben 7 yıl burada savaştım, bu kadar masraf yaptım, bunu çıkarmam lazım. Ve kolonilere çok ağır baskılar uyguladı, vergi uyguladı kolonilere. Kolonilere çok ağır vergiler uygulayınca koloniler ayaklandılar. Ayaklanan koloniler 1774 1. Philadelphia, 1776 2. Philadelphia Kongresi'ni yaptı. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda kongre var ya Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Onlar da birinci Philadelphia Kongresi, ikinci Philadelphia Kongresi. Ve ikinci Philadelphia Kongresi'nde insan hakları evrensel beyannamesini kabul ettiler. Modern anlamda insan hakları evrensel Beyannamesi ilk kez nerede kabul edilmiştir? Amerika'da. Avrupa'da ilk kez nerede? Fransız ihtilali sırasında Fransa tarafından. Sonra İngilizler kolonilerle baş edemeyeceğini anlayınca 1783 Versay Anlaşması'nı yaptı. İki tane Versay var. Biri Amerika'nın bağımsız olduğu, 13 koloninin bağımsız olduğu Versay. Biri de Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken yapmış olduğu barış anlaşması Versay. Sonra da 1787 yılında 1787 George Washington öncülüğünde 13 koloni birleşti ve Amerika Birleşik Devletleri. Zaten 13 koloni bir araya geldiği için Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. 13 koloninin birleşmesiyle oluşuyor. George Washington öncülüğünde ABD bakın bağımsız olması 1783. Resmen ABD'ye dönüşmesi 1787. Sonra ABD 1823'ten itibaren Monroe diye Monroe diye bir Politika benimsedi. Çağdaş dünya tarihinde de işleyeceğiz bunu. Nedir Monroe doktrini? Amerika'nın yalnızlık politikasıdır. Amerika'nın dünyaya çok da tın dediği, Amerika'nın dünyadaki gelişmeler, Avrupa'daki gelişmeler beni ilgilendirmez deyip ben kendi kıtama, kendi işime bakarım dediği politika adır Monroe. Monroe gereği Birinci Dünya Savaşı başlayınca ABD diyor ki ben tarafsızım kardeşim. Bunu yapıyor ama büyük Amerikan şirketleri İtilaf devletlerine gizli yollardan silah satıyor. İşte Amerika o zamandan beri bu işi yapıyor, bu silah satma işini. Amerika İtilaf devletlerine gizli yollardan silah satıyor. Kim durumu çaktı? Almanya. Almanya durumu çakınca o da ABD'nin denizaltına çaktı ve ABD'nin denizaltlarını batırdı. ABD bunun üzerine Wilson ilkelerini itilaf devletlerine sundu. Ve Wilson'un itilaflarca kabulünden sonra Almanya'ya savaş etti Tüm gücüyle Almanya'ya saldırdı. Ve Almanya'yı büyük bir hezimete uğrattı. Almanya yenildi. Almanya yenilince sırasıyla Bulgaristan, Osmanlı, Avusturya Macaristan en son tek başına kalan Almanya savaştan çekildi. Daha önce demiştik. ittifaklara en son katılan kimdi? Bulgaristan. İlk kaçan yine kim? Yine Bulgaristan. Bulgaristan da Osmanlı Devleti gibi kaybettiklerini geri almak için bu savaşa giriyordu. Ama umduğunu bulamayınca çekildi. Ateşkes anlaşmaları. Savaş neyle biter? Ateşkesle biter. Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan ateşkes anlaşmaları diyoruz. Bulgaristan Selanik Ateşkes Anlaşması ile çekildi. Bakın ateşkesler ve barış anlaşmaları karışmasın. Biz şimdi ne istiyoruz Ateş. Mesela barış olarak Selanik yerine ne vardır? Nöy vardır. Mondos yerine ne vardır? Sevr vardır. Sonra o tamamen gidecek. Lozan gelecek. E, ee, yerine Saint Germain ve Trianon vardır. Retanes yerine Versay vardı. Karışmasın bakın. Bunlar ateşkes anlaşmaları. Bulgaristanla Selanik. Bulgaristan çekilince bağlantı koptuğu için Osmanlı Mondros. Avusturya Macaristan'la Villa Quest. Almanya ile Retanes ateşkesleri yapıldı. Hani Bazı öğrenciler hocam şunun da şifresi yok. Ben aslında çok hani şifre mantığını fazla benimsemiyorum. Çünkü çok şifre verince bu sefer şifreler karışıyor. Ulan bunun şifresi neydi gibisinden falan şifreler karışıyor. Ama böyle arada bir tadımlık Olsa da şifre veriyorum dikkatinizi çekiyorsa. Şimdi burada da şifre Semaver. Ateşkes Anlaşmaları Semaver, Selanik, Mondos, Quest ve Red Handes. Ateşkes Anlaşmaları ve birinci Dünya Savaşı bu şekilde bitti. Birkaç tane sonucunu verelim. Tabii daha barış var ama yine de bir ön bilgi olarak bunları verelim. İmparatorluklar dağıldı. İşte Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Rusya. Rusya'da var ki imparatorluk, Çarlık Rusya. Dağıldı. İmparatorluklar dağılınca yeni devletler kuruldu. İşte Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Türkiye gibi. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde bunlar teker teker hepsini ele alacağız işleyeceğiz. Çünkü orada daha ayrıntı işlememiz gerekecek. Bazı devletlerin sınırları çizilirken milliyetçilik ihlal edildi. Mesela Çekoslovakya. Çekler ve Slovaklardır normalde. Yugoslavya. Sırbistan, Kadar, ondan sonra Boşnaklar değil mi? Bazı devletlerin sınırları çizilirken milliyetçilik ihlal edildiği için kalıcı varışı engellemiştir. Yeni siyasi rejimler ortaya çıkacaktır. Ve bu yeni siyasi rejimler dünyayı ikinci savaş, dünya savaşına götürecektir. İtalya'da Benito Mussolini öncülüğünde faşizm, Almanya'da Adolf Hitler öncülüğünde Führer, Nazizm, Rusya'da Lenin öncülüğünde sonra Stalin öncülüğünde komünizm gelecektir. Yine İspanya'da Franco öncülüğünde faşizm gelecektir. Özellikle faşizm, nazizm, komünizm bu üç rejim dünyayı 2. Dünya Savaşı'na sürüklediğinde unutmayalım. Yine 1. Dünya Savaşı'nda cephe kavramı değişiyor. Neden cephe kavramı değişiyor? Çünkü Tank burada ilk kez kullanıldı. Denizaltı burada ilk kez kullanıldı. Kimyasal silah burada ilk kez kullanıldı. E bunların kullanılması cephe kavramını değiştirmiştir. Cephenin gerisindeki halk da bundan etkilenecek. Bu da sivil savunmanın önemini ortaya çıkartacaktır. Sivil savunma artık yavaş yavaş ortaya çıkacak. Peki diyeceksiniz ki hocam, tanktan bahsettiniz, Denizaltıdan bahsettiniz, kimyasaldan bahsettiniz, uçak nerede? Uçak daha önce Trablusgarp'ta İtalya tarafından kullanılmıştır. Uçak Çanakkale'de yok mu? Var. Ama Çanakkale ee, daha doğrusu uçağın ilk kez kullanılması nerede? diye bir soru gelirse ne diyeceğiz? Trablusgarp. Tankın, denizaltının, kimyasalın Dediğimiz işte kimyasal, biyolojik silah nerede kullanmış dese o zaman birinci dünya savaşı. Nükleer silah atom bombası ilk kez ne zaman kullanıldı? O da ikinci dünya savaşında. Bunlar da aklımızın bir köşesinde bulunmasına fayda var. Bu tür cin sorular da zaman zaman karşımıza çıkabilir. Evet dedi ki savaşı kim bitirdi? ABD. ABD neyle bitirdi savaşı? Wilson ilkeleri ile savaşı bitirdi. Evet ABD Wilson'la savaşı bitiriyor. Savaşı uzatan kimdi? Osmanlı. Savaşı kısaltan kim? ABD. Aklımızda tutmak için şunu diyoruz. Uzun Osman, kısa Wilson. Osmanlı uzattı, Wilson kısalttı. Wilson ilkeleri savaşı kısalttı. Neden Wilson ilkesi kısalttı? Az sonra zaten maddelerde değineceğiz. Wilson kim? Wilson Amerikan, o dönemki başkanı. E, Woodrow Wilson. Evet, Woodrow Vod, Wilson. O dönemki ABD başkanı. Wilson ilkelerini yayınlıyor ABD. Ve bunu kime sunuyordu? İtilaf devletlerine sunuyordu. Ne diyordu ABD itilaflara? Bu ilkeleri kabul edin ben sizinle yazı savaşa gireceğim. İtilaflar da zorda sıkışmış. Rusya savaştan çekilmiş. Yükleri artmış. Güçlü bir devlete ihtiyaçları vardı. Ve hemen ABD'nin teklifi üzerine Balıklama atlattılar. Atladılar, kabul ettiler. Neden ABD'nin ilkelerini kabul ettiler? Çünkü zordalar. Halbuki Wilson'un bazı maddeleri itilafların çıkarlarına aykırı. Ama e, bu süreçte ABD'nin desteğini almak için elleri kolları mahkumdu ve mecburen Wilson'un ilkelerini kabul ettiler. ABD Wilson'u yayınlarken niçin yayınlıyor? Görünüşte, sözde, uluslararası sorunları barışçı yollarla çözmek istiyor. Yani sözde dünya barış. Amerika'nın her zaman kendi dünya cici göstermesi olayı var ya işte burada İşte biz barış severiz, biz barış getireceğiz diye bunu şey yaptı. Ama Amerika'nın gerçek amacı neydi? Dünya siyasetine, Avrupa siyasetine egemen olmak. Ve şunu diyoruz, şunu diyoruz. Wilson ilkelerinin yayınlanmasıyla birlikte ABD ilk kez Monre'yi ihlal etti, yalnızlık politikası bıraktı. Sorularda gelir bazen. ABD aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez Monre'yi ihlal etti? Wilson ilkelerini yayınlayarak ihlal etti. Ya da Birinci Dünya Savaşı'na girerek Monre'yi ihlal ettiğini söylüyoruz. Peki ne diyor Wilson? Diyor ki, Boğaza bütün Rusların ticaret gemilerine açık olacak. Ticaret aksamasın diye söylüyor. Galip devletler, yenilen devletlerden savaş, tazminatı ve toprak almayacak. Kazananlar kaybedenlerden bir şey almayacak. Şimdi kazanan kaybedenlerden bir şey almazsa savaşmasa bir mantık var mı? Yok. Yani gerçekten mantıksız bir maddedir. Peki ABD neden bu maddeyi ortaya o ortaya atıyor, öne sürüyor? ABD bu maddeyi öne sürüyor ki İngiltere, Fransa fazla toprak alıp genişlemesin diye. Yani ABD İngiltere, Fransa çok güçlenmesine bir önlem olarak bu maddeyi ortaya atıyor. Bir de şu var. Bu madde gerçekten uygulansaydı sömürgecilik bitecekti. Ve yine bu madde yenilen devletlerin mütareke imzalamasında, ateşkes imzalamasında hızlandırmıştır. Yenilen devletler bu maddeye güvenerek teslim olmuşlardır. Hani dedik ya Wilson savaşı kısalttı, ABD savaşı kısalttı. İşte yenilen devletler savaş halindeyken Wilson yayınlanınca dedi ki aa iyi maddeymiş. Hoş maddeymiş. Çekilsek de belki bir kaybımız olmaz deyip ve teslim oldular. İşte bundan dolayı diyoruz Wilson Savaşı kısaltı Yenilen devletlerin aklını kurcalamıştır bu madde. Osmanlı modrosu imzalamasının bir sebebi de budur. Her ulus çoğunlukta olduğu yerlerde kendi geleceğini belleme hakkına sahip. Biz buna self-determinasyon diyoruz. Self-determinasyon. Self. Selfie var ya. Nedir selfie? Kendimizi çekiyoruz ya. Self-determinasyon da hani self servis diyoruz yine. Kendim al hesabı. Kendim pişir kendini hesabı. Self-determinasyon da kendi geleceğini kendin belirlemek. Self-determinasyon tamamen Osmanlı parçalamak için alınan bir karardır. Çünkü Osmanlı çok ulusluydu. O zaman milliyetlik duygusunu güçlendirecek. Azınlıkların bölücü faaliyet artıracaktır. Ben diyorum ki azınlıkları azgınlaştıran maddedir. Mi? Çünkü azınlıklar bu maddeyi hep kendilerine dayanak yaparak isyan edeceklerdir. Anadolu'da bir sürü zararlı cemiyetin temelinde Wilson'un bu maddesi, serze terminasyon maddesi yatacaktır. Burada Amerika azınlıkları kendine hayran bıraktırdı. Bakın Amerika'nın amacı neydi? Dünya siyasetinde egemen olmak. E bir taraftan, itirafların giriyor, onların hayranlığını kazandı. Bir taraftan, azınlıklara göz kırpıyor, onların sempatisini kazanıyor. Birazdan Türklerinkini de kazanacak. Sonra diyor ki, devletler arası anlaşmada açık diplomasi esası uygulanacak, gizli anlaşma olmayacak. Daha önce yapılan gizli anlaşma bir tepkidir bu. Ama bu da çok mantıklı değil. E çünkü, ismi üzerine gizli, adam gizli yaparsa, gelip ben gizli anlaşma yaptım diyecek, hayır gizli anlaşma hukuken geçersiz saymıştır ve gizli anlaşma bir tepkidir bu. Devam ediyoruz Wilson'a. Evet yine Wilson'a göre uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak. Amerikan derdi ticaretti, derdi ekonomiydi. Derdi ticaret ve ekonomi olduğu için de bir engelin olmaması lazım. Ekonomik engeller kaldırılacak. Devlet arası eşitlik sağlanacak. Bir nevi kapitülasyonlar olmasın tarzında bir şeye benziyor. Bu. Ama direkt söyleyemeyiz bunu. Ve önemli bir madde Silahlanmanın da karşılıklı güvence verilecektir. Bu önemlidir. Dünyaya yapılan ilk silahsızlanma çağrısı hangisiyle olmuştur desene ne diyeceğiz? Wilson ilkeleriyle olmuştur. Dünyaya yapılan ilk silahsızlanma çağrısı Wilson ilkeleriyle olmuştur. Ama burada da şu var. Kendisi olabildiğine silahlanıyor. Bu dönemde atom bombasını yapacak ama dünya diyor ki siz silahsızlanmayın. Siz silahsızlanın. Siz silahlanmayın diyecek. Amerika. Devletler arası anlaşmazlıkları barış ve uluslararası bir örgüt kurulacak. Cemiyeti Ahvam'ın fikir babası. Milletler Cemiyeti'nin fikir babası kimdir? ABD. Ama bir sonraki dersimizde anlattığımızda göreceğiz ki ABD yok. ABD için içerisinde olmayacak. Fikir babası ABD'dir ama ABD için içerisinde olmayacak. Bunu birazdan daha doğrusu bir sonraki dersimizde anlatacağız inşallah. Osmanlı İmparatorluğunda Türklerin oturduğu bölgenin egemenliği sağlanacak. Yani Türklerin çoğunluk olduğu yerler Türklere verilecek. Az önce azınlıklara göz kırptı, öpücük dağıttı. Şimdi Türklere öpücük dağıtıyor. Herkesin aklını başından alıyor. Herkesin mavi boncuk dağıtıyor Amerika. Ve bu şekilde de Osmanlı'nın aklını çeliyor, Osmanlı Morfros'u imzalıyor. Yine bu madde Anadolu'da başlayan işgalin hukuka aykırı olduğunu gösteriyor. Çünkü Anadolu'da çoğunluk Müslüman Türk ama yine de buralar işgal ediliyor. Yine bu madde Türk Kurtuluş Savaşı'nın hukuka uygun olduğunu göstergesidir. Ve Türklerde de bir Amerikan sempatisini ortaya çıkartacaktır. Aa işte bak Wilson amca iyidir bizi koruyor bakın. Hesabı ortaya çıkacak. Ve bu çok ileri bir hayranlığa uzanıp Amerikan himayesini savunan Wilson prensipe cemiyetinin dahi kurulmasına ortam hazırlayacaktır. Hep buradan çıkıyor bu hayranlık. Asas Loren Fransa verilecek. Bu ne perhis? Bu ne lahana turşusu? Başta ne dedi? Dedi ki yenenler yenilenlerden toprak almayacak. Asas Loren kimin toprağıydı? Alman toprağı. Kime verildi? Fransa'ya yenilenin toprağını aldı, yenine verdi. E o zaman Osmanlı dese ki ellere var da bize yok mu? Tabii ki Osmanlı'ya yok diyecek. Osmanlı'yı karıştırmıyor bu içerisinde. Çelişkili bir durum göstergesi. Belçika falan yeniden bağımsız olacak. Milliyetçilik doğrultusundadır. Ve dikkat! İtidaflar ABD'nin desteğini almak. Amerika'yı yanlarına çekmek için Wilson'u kağıt üzerinde kabul etmişlerdir ama uygulamada bunu yerine getirmemişlerdir. Bu şekilde Wilson'u da bitirdik arkadaşlar. Gelecek dersimizde Mondros ve sonrasındaki gelişmeleri işleyeceğiz. Herkese iyi çalışmalar, iyi dersler diyorum.